Aytun Çerkin ABD'deki SBK iddianamesinin ayrıntıları Korkmaz ve Levon'u sisteme entegre edenler Sezgin Baran Korkmaz olayı Türkiye'nin gündemini uzun bir süre meşgul edecek. Amerika'daki mahkeme süreciyle birlikte Türkiye'de 14 Nisan 2021'de başlayan kara para aklama suçlamasının eş zamanlı sonuçları doğurması kimseyi şaşırtmamalı. Şimdi Utah'a gidelim. ABD'de 20 Kasım 2018'de kabul edilen yeni bir iddianame ile suçlamaların genişletildiğini anlıyoruz. 17 Ocak 2019'da kabul edilen ikinci yeni bir iddianamede de dosyaya iki sanık daha eklenmiş, Rachel ve Sally Kingston'la komplo suçlamaları genişletilmiştir. Utah Mahkemesi Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl yükseldiğini ve büyüdüğünü şöyle anlatmış. Dosya kapsamında Amerikan savcıları tarafından tespit edilen Türkiye'deki tüm şirketler Kingston ailesi ve Leon Termenzian'la tanışmadan önce çok az serveti ve nüfusu olan Sezgin Baran Korkmaz'a ait ya da Korkmaz'a bağlantılıdır. Korkmaz'ın hızlı yükselişi platin sponsor olmak için 70 bin dolar ödedikten kısa bir süre sonra 2017 yılındaki Amerikan Türk Konseyi Konferansı'nın açılış konuşmalarından birini yapmasıyla doruk noktasına ulaştı. Korkmaz katılan birçok kişiyi şaşırtarak Mormon ailesiyle olan bağlantılarından bahsetti. Üç konferans sırasında Korkmaz, Türk Büyükelçiliği'nin verdiği resepsiyonda dahil olmak üzere Jacob Kingston ve suç örgütünün diğer üyeleri sürekli olarak yanındaydı. 2013'ün sonlarında ise Termenzyan, Jacob Kingston'a Korkmaz'a bağlı Türk şirketlerine 32 milyon dolar göndermesini emretmiştir. Termentian, Kingstondan Kaliforniya'da Termentian tarafından kurulan ve kontrol edilen SBK Holdings USA Inc. adlı yeni bir şirketin yüzü olmasını istemiş ve Kingston'a 2014 yılında SBK Holdings USA'ya 10 milyon dolar transfer etmesi için talimat vermiştir. Termentian geçmişte SBK Holdings USA'yı Sezgin Baran Korkmaz'ın ana şirketi olan SBK Holding AŞ'nin bağlı kuruluşu veya ilgili şirketi olarak tanımlamıştır. 2014'ün ortalarında Termentsian, Kingston'ı SBK Holdings USA şirketinden çıkarmıştır. Soru şu, SBK'yı Amerika'da ve Türkiye'de sisteme sokanlar kim ya da kimler? Devam edelim. Yatırımın beyaz çocuğu. Mahkemenin Türkiye'ye yönelik tespitleri yapılırken Levon Termensia'nın yani Lev Aslan Dermen'in merkezde olduğu da şöyle anlatılmış. Jacob Kingston, Levon Termensia'nın Mart 2014'te bir Türk Bankası'ndaki kişisel bank hesabına su kenarındaki evin KDV'si için 483 bin dolar daha göndermesini nasıl yönlendirdiğini de anlatmıştır. Dermensian Jacob Kingston'a 2014 yılında Türk ortakları olarak anılan Sezgin Baran Korkmaz ve yardımcılarına 11 milyon dolar göndermesini emretmiştir. Jacob Kingston, Dermen yani Termensian'ın bana bu paranın ve yatırımların bir kısmının Türkiye'deki yatırım faaliyetlerinin beyaz çocuğu olarak kendisi adına tutmamı emretti demiştir. 2015'in başlarında Termensian, Jacob Kingston'ı Huntington Beach, Kaliforniya'da bir ev satın alabilmek için Termentia'nın kontrol ettiği SBK Holding USA'ye 8,5 milyon dolardan fazla para göndermesi için yönlendirmiştir. Buna ek olarak Termentia'nın Kingston'a çeşitli yatırımlar için Türkiye ve diğer ülkelere 70 milyon doların üzerinde vergi gelirini göndermesi için talimat verdiği tespit edilmiştir. Termentia'nın ayrıca Kingston'a Kaliforniya'daki SBK Holdings USA ince 17 milyon dolar daha göndermesini emretmiştir. Soru şu, Levon Termensyan yani Lev Aslan Türkiye'de kim ya da kimler tarafından sisteme sokuldu. Bitmedi. Onun çalışanları kim ya da kimler? Mahkeme para hareketlerini anlatırken onun çalışanları tespitini yapmış. 2015'in Mart ve Aralık aylarında Termensyan Jacob Kingston'a Türkiye'deki bankasında Jacob Kingston adına açılan bir bank hesabına 10 milyon dolar, 2 milyon 100 bin dolar ve 6 milyon 900 bin dolar transfer etmesini emretmiştir. Transferler Isaiah ve Rachel Kingston tarafından yapılmıştır. 2018 yılında Termensian ve başlarında korkmaz olduğuna inanılan onun çalışanları Jacob Kingston'ı Türkiye'ye milyonlarca dolar daha göndermesi için yönlendirmiştir. Jacob Kingston, Termesyan ve Isaac Kingston'la anlaşarak Sezgin Baran Korkmaz'la bağlantılı Türkiye'deki şirket ve hesaplara suç gelirlerinin yerini ve mülkiyetini gizlemek için 100 milyon doların üzerinde uluslararası havale yaptığını itiraf etmiştir. Jacob Kingston ifadesinde Türkiye'deki hesaplara yapılan transferlerin Termesyan emriyle yapıldığını ve bu transferlerin Termesyan'ın dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerden kendisine düşen payları teşkil ettiğini söylemiştir. Soru şu, Lemon ve Korkmaz'ın çalışanları kim ya da kimler?